hocam. Yani benim için oldukça geç bir saat ama senin hatırın olduğu için bekledim. Vallahi saat Berçem. 8'den beri yayındayız. Takip edebildin mi bilmiyorum. Fatih Başkan aldık. Ettim, Özcan Bizati'yi ettim. aldık. Ama seni görmek çok Yani güzeldi hocam. Bir ince ayarını yapsınlar. Ben daha bugün hocamı tam önceki görmüyorum. Bir ayarlayın. Hocamın ayarı tam değil. Ha şöyle NBA tişörtüyle beraber. Hocam nasıl gidiyor? Yunanistan'a gitmeden önce konuşmuştuk. Yunanistan'da bir AYK yenilgisi geldi ama sanki 16'larda bu takım oynaya zıplaya çıkacak gibi hissettiriyor. valla güzel temenni için teşekkür ediyorum. Biz öyle genelde oynayarak zıplayarak çıkamadık bugüne kadar. Genelde çok büyük emek ve çabayla hallettik. İnşallah tabii kolay olur ama bulunduğumuz grup gerçekten zor bulur. Yani AYK mağlubiyeti ki AYK Yunanistan'ın yıllardır basketboldaki en önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Panathinaikos, Olympiakos'la birlikte. Çok da deneyimli ve güçlü bir takım. Tabii onlarla oynamak orada çok kolay değildi. Yani geçen sene de bizim oynadığımız son final 8 bölümünde, final 8 bölümünde de Burgos'ta finale oynayan bir takım zaten. Bizim grubumuzun da önemli takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla tabii biz biraz evvel siz bahsettiniz yayına bağlanmadan evvel. İlk hafta Strasbourg'u yendikten sonra deplasmanda AYK'yı kaybettik. Şimdi çarşamba günü önümüzde çok önemli bir Nijni Novgorod maçı var. Devamında tekrar Nijni Novgorod'da Rusya'da oynayacağız. Bu iki maçın çok belirleyici olacağını, arkasında da AYK ile evde oynayacağımız maçın da bence grubun final maçı niteliğinde olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle ben hayatımda her zaman adım adım gitmeye inanan bir insanım. Öncelikle çarşamba günü tabii bir Nijni Novgorod'u Ankara'da yendikten sonra gruptaki şekli şemali hesabı kitabı daha iyi göreceğimize inanıyorum. Valla onu göreceğiz. Ama lig nasıl gidiyor hocam? Ligde de çok iyisin. Ya şöyle tabii lig bu sene çok zor bir lig. Yani zaten Türkiye Basketbol Ligi her sene özellikle hem kalitesi, ben bunu defalarca her yerde söylemeye gayret ediyorum. Hem kalitesiyle hem de sertlik düzeyiyle Avrupa'nın çok önemli liglerinden bir tanesi. Bu sene işler başlarken herkesin bu Covid sezonuyla alakalı olarak endişeleri vardı. Acaba Türkiye Basketbolu'nda bir gerileme olacak mı ligin düzeyinde, kulüplerin seviyesiyle alakalı. Fakat öngörülerin aksine çok kuvvetli, çok iyi bir lig geçiyor. Tabii bizim burada dördüncü senemiz ve dördüncü senede artık Telekom'da belirli şeyleri bir alışkanlık haline, bir düzen haline getirdik. Dolayısıyla şu anda ligin averajla beşincisiyiz. Ligin dördüncüsü Tofaş'la aynı galibiyetteyiz. 6 hafta kaldı ligin bitimine. Lig aslında biz öngördüğümüzden daha da zor geçti. Yani Covid sezonuyla birlikte bizi belki de sakatlıkların en çok vurduğu takım olduk. Yani Evet biz maalesef senenin hocam. başında hemen çok önemli oyuncumuzu kaybettik. Yani sezonu kapattı Taylor Ennis. Arkasından biz hiçbir araya gelemedik. Yani hep her maçta da 3 tane eksikle, 4 tane eksikle oynamak zorunda kaldık ama hepimizin çok büyük mücadelesi, çok büyük özverisi, oyuncuların buraya inanmışlığı, adanmışlığıyla birlikte gerçekten de istikrarlı bir şekilde de kazanarak hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde artık final haftalarına da geldik. Dolayısıyla ligdeki tabii ki en büyük hedefimiz bu sene başlarken üst grupta yer almaktı. Çünkü 3 senedir çok istikrarlı bir şekilde başarılı grafiğimiz var hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde. Bu sene ligi ilk 4 içerisinde bitirerek bunu taçlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuz, motivasyonumuz Türkiye gibi, Türkiye Ligi gibi çok önemli bir ligde ilk 4'te bitirebilirsek kulübümüz adına çok değerli, çok önemli bir mihenk taşı olacağını ve bir kalıcı bir iz bırakacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla bütün amacımız bundan sonra o hedef için olacak. Sen soracağım varsa Evet. Mubarak hocamı yakalamışken Evet. sor ben sorarım. Galatasaray mücadelesinde birinci ve ikinci periyot farklı, üçüncü ve dördüncü periyot farklı bir oyunla sergilediniz. Yani bir ve ikinci periyotu geride kapattınız. Ardından gelen güzel oyunla birlikte Galatasaray maçını kazanmayı bildiniz. Hatta maç sonunda yaptığınız açıklamada da Galatasaray'ın durumunu değerlendirirken kendi takımınızı da ayrıca değerlendirmiştiniz. Bir de Kla Spor TV ailesi olarak izleyicilerimize değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Yani şöyle iki boyutta değerlendirmek lazım. Bir defa bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlar. Yani biz şimdi gerçekten sene başında gardımızı değiştirdik. Ondan sonra bütün 3 ay boyunca oraya çok fazla takviye yapmadan devam ettik. Arkasından da aslında ligin sonuna yaklaşan bir bölümde uzun oyuncumuz Michael Eri'ye
Bir teklif geldi CSKA Moskova'dan, Euroleague takımından. Bu kulübümüzü maddi anlamda da rahatlatacak bir açılım olduğu için biz teknik olarak da, idare olarak da Mike Green'e izin verdik. Tabii burada şimdi sezonun son final haftalarına geldiğimiz nokta, iki tane yeni oyuncu getirdik. Eksiklerimizi kapatmak için hem Mike'ların hem de Tyler Ennis'in sene başındaki sakatlık pozisyonunu telafi edebilmek adına. Ve bu esnada bizim sene başından beri çok yükümüzü çeken Sende Kalın'da 3 haftayı bulan bir sakatlık oldu. Tabi burada kimya oturtmak, biz sonuçta alışkanlıklarla oynayan ve belirli bir düzen içinde oynayan bir takımız. Dolayısıyla şimdi çok kısa bir sürede başka bir kimyaya ve başka alışkanlıklara geçmek zorunda kaldık iki yeni oyuncunun katılımıyla. Bu önce yaşadığımız zorluklardan bir tanesi bu bölümde. Onları adapte etmeye ve takımın gerçek birer parçası yapmaya gayret ediyoruz. İkinci bölüm ise işte Mart ayının ortasına gelmemize rağmen bizim halen Avrupa'da koşumuz devam ediyor. Yani Türkiye'de Efes, Fener, işte Euroleague'de, Şampiyonlar Ligi'nde de Telekom, Karşıyaka ve Tofaş'ın Tofaş. yani 5 tane takımın Avrupa'daki mücadele. Yani biz Çarşamba, Cumartesi oynamak zorunda olan bir takımız. Dolayısıyla bazen maçlar arasındaki inişler, çıkışlar, yorgunluk düzeyi, konsantrasyon seviyesi değişkenlikler gösteriyor. Ben Galatasaray maçını birazcık maçta başlangıç enerjimizi ve oynama alışkanlığımızı iyi görmedim. Yani maç sonrası röportajda da bunu ifade etmeye çalıştım. Çünkü biz gerçekten Ankara'da çok zor kaybeden, enerjisi çok yüksek, tempolu bir basketbol oynayan ve hem kendimizin keyif aldığı hem de tribüne, geçmiş yıllarda tribüne gelen ve şimdi televizyondan seyreden herkese keyif vermeye çalışan bir takımız. Dolayısıyla ilk yarıdaki görüntümüzün çok uzağındaydık. Yani biz de beklemediğimiz şekilde çok enerjisiz ve temposuz başladık. Galatasaray'ı da takdir etmek lazım. Onlar da artık son final haftalarında çok farklı hedefler için mücadele ediyorlar, düşmeme mücadelesi veriyorlar. Onlar da bizim bu zaaflarımızı hem konsantrasyon eksikliğimizi hem enerji eksikliğimizi çok iyi kullandılar ve çok yüksek yüzdeyle şut soktular. Öyle olunca tabii oyun içerisinde bir kriz yaşadık yani 10-12 sayı, 14 sayıya kadar çıkan farklar oldu ama ikinci yarının başına itibaren o alışkanlıklarımıza geri dönünce çok kısa bir sürede, 4-5 dakikalık sürede hemen oyunun kontrolünü aldık. Zaten oradan da 10 sayı öne geçtik. Oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. Sonda biraz yakalandık ama kontrol olarak hep bizde gitti maç. Dolayısıyla mutluyuz yani Galatasaray maçı bizim için biraz evvel saydığım hedefler açısından ilk dörde girebilmek adına kalan haftalar bizim adımıza çok önemli ki burada da çok önemli fikstür avantajımız var. Dolayısıyla bunu da değerlendirmek adına da önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ekibe teşekkür ederim. Çok zorlu şartlarda, çok yoğun bir tempoda güzel iş çıkartıyoruz yani. Hocam, senle konuştuğumda altyapı diyorsun. Erkan Başkan'la konuştuğumda altyapı diyor. Yöneticilerle konuştuğumda altyapı diyor. Berat'la konuşuyorum altyapı diyor. Bu Telekom'un altyapısını sen biraz anlatsana. Ne yapmaya çalışıyor Türk Telekom altyapıda? Yani valla bizim işte dördüncü senemiz, dördüncü seneye geldiğimiz noktada aslında en başta başladığımız noktada ve geçen sene doğru geldiğimiz noktaya baktığımız zaman altyapıyla alakalı orayı yeterli görmedik. Hepimizin burayla alakalı ciddi hedefleri var. Sonuçta Türk Telekom Ankara Spor için sadece Ankara basketbol için demiyorum. Ankara Spor için biraz evvel bir görüş konuştun sen de. Duygusal olarak Ankara Gücü ve Gençlerbirliği'nin durumundan da bahsettim. Biz hepimiz Ankara'da yetişen, Ankara Spor'un hizmet veren insanlar olarak Ankara Spor'unu öncelikle düşünmek zorundayız. Telekom'da Ankara Spor'una çok büyük hizmet veren ve belirli gelenekleri olan basketbolda da lokomotif marka. Altyapı tabii yıllardır Telekom'un kanayan yarasıydı. Özellikle ben ilk sene geldiğim zaman, bu sadece tabii geçmiş arkadaşları ya da şeyleri bir şey söylemek için söylemiyorum. Biz de belirli süre bunlarla mücadele etmeye çalıştık ve bunları düzeltmeye çalıştık. Düzeltemediğimiz noktalar da oldu. Bu arada bütün emeği geçen, bu kulübe emeğini veren bütün antrenör arkadaş, idare arkadaşları da saygıyla selamlıyorum. Biz bu sene, geçen senenin sonunda bu senenin başında farklı bir şey yapmak istedik artık. Yani hem spor okullarıyla hem altyapı organizasyonuyla. Ankara'da Telekom A takımıyla evet artık belirli bir noktaya geldi. Türkiye'nin çok saygın 5-6 kulübünden biri haline geldi. Hem öyle anılıyor hem de işte oynadığı basketbolla, yaptığı organizasyonla hem Ankara hem Türkiye'nin çok önemli kulüplerinden biri haline geldi tekrar. Burada çok büyük eksikliğimizi kapatmak için biraz evvel de söyledin yani başta Sayın Başkanımız Yusuf Bey,
aldım. Ardından altyapı sorumlumuz Saltekin Bey, altyapı yöneticimiz. Erkan Bey, Berat Bey, bütün yönetimimiz altyapıyla alakalı gerçekten hiç bugüne kadar görmediğimiz şekilde çok yoğun bir mesai sarf ediyor. Özellikle yaz aylarında çok yoğun toplantılarla burayı gerçekten buraya yakışan bir şehir dizayn etmeye çalıştık. Şimdi baktığımız geldiğimiz noktada da gerçekten çalışan, örnek gösterebilecek, işte altyapı evi olan, altyapı yatırımları olan, dışarıdan oyuncu getiren, Ankara'daki sporcuya sahip çıkan, antrenman saatlerini düzenleyen, farklı yerlerde spor okulu yapmaya çalışan hem antrenör kadrosu hem idareci kadrosu çok örnek bir yapıda ortaya çıktı. Çok da güzel işler yapıyor arkadaşlar. Biz de sürekli onlara bir kontrollü kesinlikle onlara destek veriyoruz. Çünkü orada da çok saygın benim de eski sporcularım olan çok önemli insanlar var. Onlarla birlikte biz Telekom markasını, basketbolda ve Ankara Spor'un hizmet noktasında değerli kılmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha da iyi şeyler olacak. Bence bu senenin başlangıçtı bu sene. Her geçen sene çünkü altyapı biliyorsun çok istikrarlı yapılması gereken ve çok özver isteyen bir yatırım. Sadece bir sene yaptıklı olmuyor. Bunu çok uzun yıllarda artarak devamı ve organizasyonu da genişlemesi gerekiyor. Her gün de bununla alakalı konuşuyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi kulübün konsantrasyonu A takım olduğu kadar, Avrupa Kupası'nda tur atlamak olduğu kadar, ligi ilk dörtte bitirmek olduğu kadar da altyapıdaki o pırıl pırıl gençlere hizmet ve oradan A takımda oyuncu çıkarma noktasında da önemli gelişmeler var ki belki de Telekom tarihinde ilk defa 4 tane A takımımızdan yetişmiş oyuncu bizim de A takım kadrosuna yer alıyorlar ve çoğu maçta da kadromuzdalar ve antrenmanlarımızın çok büyük bölümünde bizimle beraberler. Dolayısıyla bu da geldiğimiz 4 senelik noktada 4 tane oyuncu A takım kadrosuna çıkartmış olabilmek de bence önemli bir nokta. Dolayısıyla bunlar da devam edecek yani. Şimdi hocam sen işte altyapı için istikrarlı hemen yaptık olduk değil uzun süre gitmesi lazım diyordun. Bunun bir ipucusu işte bir baş antrenörle 4 senedir çalışan bir Türk Telekom var. Bu çok önemli bir şey yani. Sürekli bir hoca değiştirmek yerine bir istikrarı koruyor kulüp. Altyapıda da bence o istikrarı koruyacaktır ve yıllar içerisinde o 4 sayısı, o oyuncu sayısı çok çok katlanarak artacaktır diye düşünüyorum. Yani evet biz işte Batuhan Acar, Yiğit, Gözeneli, Efes'ten aldığımız Göktuğ ve bunun gibi aslında yaz zamanlarını biz 6-7'ye vardırdık bu altyapıdan çıkardığımız oyuncuları. Sonra sezon başlayınca 4'e düşürdük A takım kadrosundaki genç sayısını. Dolayısıyla bunların sayısı artacak, oynama süreleri artacak, daha fazla hizmet verir hale gelecekler. Dolayısıyla biz burayla alakalı konsantrasyonumuz ve motivasyonumuz çok yüksek. Çok da işbirliğiyle çalışıyoruz. İnşallah Telekom sadece A takımıyla anılan değil, altyapıdan üretimiyle de altyapıdan çıkardığı oyuncuları A takımdaki sahneye çıkartan yapısıyla da örnek bir kulüp haline gelecektir. Hocam bu arada Sam Decker'ı gelecek sezon görecek miyiz Türk Telekom'da? İzleyiciler de merak ediyor. Valla sadece Sam Decker örneğinden değil. Biraz evvel Bülent sordu. Ben basketbolda istikrara çok inanan bir insan. Biz bütün sporcularımızı önümüzdeki sene kadromuzda görmek istiyoruz. Yani A'dan Z'ye ve bir defa çok karakterli, çok saygın bir insan ilişkileri çok yüksek. Yani saha içerisinde sporcu kişilikleri olduğu kadar saha dışında da çok örnek profesyonel ve çok iyi insanlar. Bizim takımımız gerçekten çok düzgün, karakter açısından da çok düzgün bir takım. Biz yönetimle konuşuyoruz. Biz aslında bütün takımın olduğu gibi önümüzdeki seneye entegrasyon açısından da görüşümüz var. Ama tabii çok profesyonel bir ortam. Yani biz Türk Telekom belki de bunu da çok kısa bir şekilde söylemek gerekir. Değerli vaktinizde çok fazla almak istemiyorum. Biz çok 3 senedir çok makul rakamlarla daha önce alışagelmişin dışında çok küçültülmüş ve istikrarlı olabilecek bütçelerle yola çıkabiliriz. Tabii bu bütçelerle bütün takımı bu kadar değer kazanmış oyuncuları hepsini bir arada tutabilmek çok kolay hadise değil. Bununla alakalı hem başkanımızın hem yönetim kurulumuzun çok büyük isteği var. Ve bunları da 2 ay öncesinden konuşmaya başladık biz takımımızın önümüzdeki sene entegrasyonuyla alakalı. Kendi oyuncularımızla ve menajerleriyle de konuşuyoruz. Tabii böyle bir imkanımız olursa, sonuçta profesyonel yapı ama böyle bir imkan sağlarsa ben bütün takımın önümüzdeki sene geçişini çok ufak takviyelerle aynı istikrarlı yapımda devam etmesini istiyorum teknik olarak. Yönetimimiz de bu görüşte. Onlarla da fikir alışverişinde buluruz. İnşallah yapabiliriz yani. Benim Harika temennim bu yönde hocam. olur. İnşallah. Ya çünkü hatırlıyorum krizleri tam transferler geleceği zaman kurumda bir toplantı kulübün bütçesini dibe indir. Şey
Burak hocam ne yapacak kısmını hesap ettiğimiz sezonlar oldu. İnşallah yönetim de işte istikrarı korur, takımı korur, sizi korursa bu başarıyı katlanarak bence de taşıyacaklarını düşünüyorum hocam. Yani inşallah ben geldiğimiz noktada artık 4 yıllık bir serüvende çok istikrarlı ve çok saygın bir defa. Yani biz evet sahaya çıkıyoruz, maç kazanıyoruz, kaybediyoruz. Ama onun dışında gerçekten çok değerli yöneticilerimizle çok seviyeli ve çok çok iyi bir ilişkimiz var. Onlar da bize her fırsatta çok büyük desteklerini veriyorlar. Yani ben gerçekten bu konuda da kendimi şanslı addediyorum. Dolayısıyla onların da büyük desteği birlikte burada gerçekten iyi bir aile ortamı ve çok saygın bir ilişki düzeyi var. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama sonucunda bizim kazanmaya, kaybetmeye bağlı olarak ilişkilerimize bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla eğer bunu da istikrarlı bir şekilde oyuncu kadrosuna da önümüzdeki yıllara taşıyabilirsek Telekom'un gerçekten hem o basketbol camiasındaki saygınlığı hem istikrarı hem bundan sonraki hedeflere yaklaşım açısından daha önemli adımlar olacağını düşünüyorum. İnşallah başarabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Çarşamba günü inşallah yine görüşürüz. Başarıyla maç sonrası röportajda. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.